bizde ne olacak diye baktık. Döviz bugün hareketli başladı. Dolar TL 34.75 bandında, Euro TL 36.45 bandından 36.50 seviyesine geldi. Sonra tekrar bir dengelenme yaşıyor ama bir hareketliliğin söz konusu olduğu aşikar. Bir Van kararı var, siyaseten yargısal olarak konuşulacak. Çünkü Abdullah Zeydan'la ilgili Yargıtay Van kararında şöyle söylüyor özetle. Siz memnu haklarını geri verdiniz ama sürede hata yaptınız. Bu usulsüz bir karardır. O yüzden memnu haklarını alın. Bu ne demek? Van Belediyesi'nde başkan değişimi olacak. Bu kayyımı mı getirir? Belediye meclisine seçtirme yolunu mu getirir? Hukuki olarak ne yapılması gerektiğini hukukçulara soracağız. Elbette bu konuda DEM Parti'nin bir eylem kararı var. Oradan canlı görüntüleri de ekranlara taşıyacağız. Yeni Doğan Çetesi'ni konuşuyoruz. Yeni Doğan Çetesi de başka bir yargı kararı ve orada karşımıza çıkan bir de ne var? Yeni bir dalga operasyon var. Bu üçüncü dalga olarak tarif ediliyor. Kamuoyu evet Temmuz olarak bildiği için bunu ikinci dalga olarak lanse ediliyordu ama Nisan ayında başlatılan bir operasyon. Aslında orada da birkaç gözaltı var. O yüzden üçüncü dalga operasyon. Emniyet kaynaklarımız devamı gelebilir çünkü şema büyük diyorlar. Mahkemedeki itiraflara, sanıkların birbirini suçlamalarına işaret ediyor emniyet kaynakları. Bu önemli. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, sahaya yansımalarını konuşuyoruz. Harita sürekli değişiyor. Yine değişti. Yine değişti harita. Hama ekseninde birkaç köyün şimdiden el değiştirdiği konuşuluyor. Birazdan teyitli bilgileri son güncel haritayla birlikte ekranlara taşıyacağız. Peki elimize ulaşan görüntülerde neler var? Onları da aktaralım hızlıca. Suriye iç savaşında yeniden hareketlilik nasıl başladı? Suriye'nin birçok noktasında çatışmalar devam ediyor. HTŞ, SMO ve YPG yalnızca Şam yönetimin değil birbirlerini de hedef alıyorlar. Suriye için diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. Reuters çok çarpıcı iddialar da kaleme aldı. ABD'nin Esad'ı İran konusunda ikna etmeye çalıştığını yazıyor. Suriye'nin dört bir yanında çatışmalar sürerken Reuters'ın bir başka iddiası ise Hizbullah'ın şu anda Suriye ordusuna destek için Suriye'nin kuzeyine savaşçı gönderme niyetinde olmadığı. Yani Hizbullah bu işe karışmayacak, asker göndermeyecek diyor Reuters. Şimdi hesaplar ne kadar değişiyor? Suriye işte Lübnan Hizbullah'ına ne kadar destek oldu? Şimdi ondan ne kadar yardım bekliyor? Bu yardım neden gitmiyor? Bunlar önemli. Suriye ordusu Deir ez-Zor'da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi püskürttüğünü açıkladı. Bölge bölge değişen dengeler, kurulan yeni ittifaklar ve cebası. Birazdan harita üzerinden de değerlendireceğiz. Buradan döndük tekrar stüdyoya. Yeni Doğan davası dedik. Yeni Doğan çetesinin yargılandığı dava sürerken 14 kişi gözaltında, işte o gözaltılara ilişkin yeni bilgilere ulaşıyoruz. Aktaralım. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Yeni Doğan Çetesi soruşturması kapsamında yeni şüphelilerin izine rastladı. Mali polis gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişiyi işaret etti. Eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi firari durumda mı? Yurt dışında olduğu tespit edilmiş. Emniyet kaynaklarımızdan öğrendik. Gözaltına alınan şüpheliler de şu anda emniyette ifadeleri alınmaya devam ediyor. Ardından savcılık sorgusunu müteakip nöbetçi mahkemeye çıkarılmaları planlanıyor. Adım adım takip ediyoruz.